Param ve Ben TV yerinize misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Nasuh Bey. Peki parayla çocukluğunuzda ilk tanışıklığınız nasıl oldu? Bildiğimiz herhalde kadarıyla babanız Türkiye'nin bilinen en iyi para koleksiyoncusu. Hayatınız boyunca parayla ilişkileriniz nasıldı? Para sizin için bir araç mı, amaç mı? Babam Türk İmzatik Derneği Başkanı, Para Koleksiyoncuları Derneği Başkanı. Ve hakikaten hani özel çok büyük bir ilgisi var koleksiyona, özellikle para koleksiyonu, madalyon koleksiyonuna. Benim de çocukluğumda ilk parayla ilişkin herhalde o zamanlar işte mizah dergileri vardı. İşte ne bileyim işte Zagor, Texas, Tomlix bilmem ne, çocukken hepimiz onları okurduk. Şimdi tabii televizyon, internet falan öyle şeyler yoktu. O zamanların o tür duygularını, algılarını da onlar tatmin ediyordu. Öyle çizgi romanlar tatmin ediyordu. Babam da okurdu. Ben de meraklıydım çocukluğumda. Eski çizgi romanlarımızı götürüp Etiler'de meydanda satardık. Okuduklarımız işte takas ederdik. Oradan işte 3 lira 5 lira bir şey artık alıp onunla başka şeyler alırdık. Herhalde parayla ilişkilerim öyle olduğunu söyleyebilirim. Para konusunda tabii insanın cebindeki parayla idare edebilmeyi öğrenmesi çok önemli bir deneyim. O da bana özellikle üniversitede, İstanbul'luyum aslında ama üniversiteyi Ankara'da okudum. Bilkent İşletme mezunuyum. Tabii üniversiteye gidince bir anda insan bambaşka bir ortamda ve tek başına. Ve cebinizde de belli bir para var. O parayla sizin, yani o para başında var sizde, atıyorum ayın başında var ve bütün o ayı geçireceksiniz o parayla. O paranın kontrolünü öğrenmek çok önemli bir deneyimdi aslında benim için. Ve her zaman da mesela cüzdanımın bir yerinde bir ekstra bir para bulundururdum. Yani en kötü senaryoda her şey bittiğinde bile bir ekstra bir atıyorum işte. Hani bugünün parası 100 lira diyelim. Öyle bir parayı saklardım. Yurt dışına da çok seyahate gittim. İlk 16 yaşında İngiltere'ye gittim. O da mesela müthiş bir deneyim olmuştu. Orada da cebimde belli bir para var. 2,5 ay İngiltere'deyim. Bir dil okuluna gidiyorum Bournemouth'ta. Ve hani o parayla o 2,5 ayı geçirmem lazım bir şekilde. Yani tabii bu benim hep cebimdeki parayı idare etme bilincini o yurt dışı deneyimleri, işte 16 yaşında İngiltere'ye gittim, 19-20 yaşında Norveç'e gittim bir zihinsel engellerin bakıldığı bir çalışma kampına. Oradaki o deneyimler, işte üniversitede Ankara'da yalnız başıma hani okumak, ailemin olmadığı bir şehirde okumak, paramı idare etme bilincini öğretti. Tasarruf etme bilinci çok önemli aslında. Yani Türkiye'de insanların bence en çok zayıf olduğu nokta o. Tasarruf bilincinde çok eksikler. Tabii orada bir sürü faktör sayabiliriz bununla alakalı. Yani insanlar tabii kendileri olmaktan ziyade toplumdaki genel dinamiklerin yönlendirdiği gibi olmaya, çalışmaya tercih ediyorlar ne yazık ki. Ama bu tabii kendilerinden başka bir şey olmaya çalışmalarını getiriyor. İnsan kendisi gibi olmazsa, yani herkes gibi olmaya çalışırsa sıradanlaşır. Sıradan hayat da çok eksik ve yarım bir hayat olur. İşte herkes de ne bileyim işte şu cep telefonu var ya işte bu araç var, bu bilmem ne var, bu kıyafet var, bu ayakkabı var filan deyip onların peşine düşmek gerçekçi değil. Yani hani ayağını yorganına uzat, göre uzat diye bir atasözümüz var ya, bence insanın içinde bulunduğu döneme, çağa, yaşa göre ihtiyaçlarını, imkanlarını, kabiliyetlerini, beklentilerini optimum bir dengede oturtması gerekiyor. Yani eğer sizin bütçeniz uygun değilse, bütçenizi zorlayıp gedikler açıp bilmem ne yapıp o telefona sahip olmanın mücadelesini vermemelisiniz. Burada öncelikleri doğru tespit etmek önemli. Tabii herkesin ekonomik durumu farklı, sosyokültürel durumu farklı, eğitim durumu farklı. Ama tabii toplumda müthiş bir, yani bu sadece Türkiye'nin derdi değil, gelişmiş ülkelerde de var böyle bir mesele. Müthiş bir reklamlar ve hep bir yönlendirmeler, işte belli bir tiplere, belli bir kalıplara insanları yönlendirmeler. İşte bu aracınız varsa siz güzelsiniz. İşte bu telefonu kullanıyorsanız siz beğenilen olabilirsiniz. İşte bu ayakkabı markasını giyiyorsanız siz işte şöyle bir gruptasınız filan. Bu algılar bence çok basit ve çok nasıl diyeyim size, ilkel duygular bunlar. Yani insanın bundan daha iyisini akıl edebilmesi lazım. Öncelikle ayağımızı yorganımıza göre uzatmak, içinde bulunduğumuz dönemin, çevrenin, imkan kabiliyetlerin koşullarına göre kendi yapabileceğimizin en iyisini yapmak
o telefona da bu şu zaman sahip olmak değil de bir sene sonra sahip olmak. Ama onun için de bir planlama yaparak, tasarruf ederek, onun bütçesini ayırarak, onu parça parça biriktirerek gibi gibi. Yani hep planlama ve strateji kurmak lazım hayatta. Çünkü hayat dediğimiz şey her ne kadar anlardan oluşuyorsa da bir süreç hayat. Yani şu anda biz bir yanlış karar alırsak, o aldığımız yanlış karar sürecin içerisinde başka yerleri de etkiliyor. O yüzden o sürecin mutluluğunu ve sürecin bütünündeki mutluluğu ve tatmini hesaplayarak ve hedefleyerek hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Aslında çok zor olmasa gerek ama biraz daha egolarımızı terbiye etmek, biraz daha sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri doğru değerlendirerek hareket etmek, biraz daha sabırlı olmak, biraz bilinçli, daha az gösterişli olmayı tercih etmek. Yani başkasında ne varsa var, o başkasının hayatı, siz o hayatı yaşamıyorsunuz ki, siz kendi hayatınızı yaşıyorsunuz. Sizin kendi hayatınıza göre bir planlama, bir düzen, bir organizasyon yapmanız gerekir. Yani ben de zaten kitabımda da aslında hep onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi evresinize tırmanında o kitabın baştan sona kendilik üzerine kurulu. Herkesin kendi gibi olması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ama sistem ne yazık ki herkesi birbirine benzetmeye çalışıyor. Yani aynı şeyleri okuyan, aynı şeyleri tercih eden, aynı kıyafetleri giyen, aynı doğrulara inanan, aynı bakan hayata. Ama hayat öyle değil. Hayat rengarenk, çok güzel, karma karışık. Ne kadar çok insan varsa o kadar çok bakış açısı var. O kadar çok tercih var, beğeni var, tercih etmene var. Var da var yani. Hayatta işte 7.2 milyar insan varsa 7.2 milyar tane farklı fikir var burada. Bunların hepsi de değerli. Ve bunların hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Ve bunların hepsinin de kendi gibi olması lazım aslında hayatımızda bir bütünlük, anlam olabilmesi için. Bir çeşitlilik olması gerekir. Ben o çeşitliliği çok beğeniyorum. Ve herkesin de kendi gibi olması gerektiğini hep söylemeye çalışıyorum. Çünkü kendi gibi olan değerli olmayı başarıyor. Bugün değilse yarın başarıyor. O yüzden biraz daha sabırlı, biraz daha akıllı, biraz daha planlı, biraz daha bilinçli, biraz daha hedefli hareket edebilirsek ve bunu hep yeteneklerimiz ve imkan kabiliyetlerimiz çerçevesinde organize edebilirsek daha başarılı ve daha mutlu olabileceğimizi düşünüyorum aslında bakarsanız. Yani o telefona belki şu anda hemen istediğiniz anda sahip olamayabilirsiniz ama sonuçta çok daha sağlam temellere inşa edilmiş ve o telefondan çok daha fazlasına sahip olabileceğiniz bir yaşam kurabilirsiniz kendinize. Eğer yeteneklerinizi, kendinizi doğru tanıyıp bu çerçevede hedefler ortaya koyup sabırla, inatla ve kararlılık ve disiplinle bunların peşinden girebilirsiniz. Aslında çok güzel mesajlar verdiniz. Parasını yöneten hayatını yönetir diyorsunuz. Tabii. Hedefler koyunca bunlara ulaşabilirsiniz. Bu hedefler de hedefe ulaşmanın verdiği doyum sizi mutlu edecektir diyorsunuz. İstek ve ihtiyacınızı ayırın. İhtiyaçlarınız için paranızı kullanın diyorsunuz. Aslında bütün bu disiplin insanın hayatını daha verimli kullanması için, daha verimli yaşaması için gerekli olan şeyleri sıraladınız. Siz de bunu başarmış, o manevi doyuma ulaşmış insanlardan birisiniz. Ne mutlu size.